Merhabalar, Tav Havalimanları. Bunu bir hafta önce mi bakmıştım, 10 gün önce mi bakmıştım hatırlamıyorum. Bir süre önce bakmıştım. Şunu da bir kaldırayım. Burada bir dramatik bir düşüş var. Diğer hava yolları gibi bir türlü, nasıl söyleyeyim, bir kafalarını kaldıramadılar mı diyeyim, ya da kaldırdılar bir dam bastılar diyeyim. Yani Tav için Tav kaldıramadı. Yani Türk Hava Yolları biraz daha tabii kaldırdı kafasını, daha iyi bir durumda, ama Tav, şurası çok bir tepki yeri bu arada. Anlayacağım bu sefer. Yani şöyle bir trendi vardı, onu aşağı kırdı. Öyle de devam ediyor. Yani 17.50 seviyesine geri döndü ki 14-13 lira, 13 şu görmedi, özür dilerim, 14 lira en ölü seviyesiydi. Ve Tav Havalimanları şirket 14 liradayken hissesi 15 liradayken diyelim, hatta 15-16'lardayken bir geri alım yapabileceğini ve ya yaptığını söylemişti hatta. Yani bir geri alım yapmıştı. Şirket bu fiyatlardan memnun değildi ve hani hissesine sahip çıkmak diyorlar ya, gerçekten de hisselerine sahip çıkmışlardı. O hareketle beraber 20-22'lere geldi, salındı ve tekrar maalesef aşağı verdi. Şimdi burada daha önce de bir önceki videoda da belki bahsettim. Şurada düşüş trendi kırılmadan, şöyle bir trendi var. Yani ikincisinin fitilini almayayım ama yani şu kırılmadan bir yükseliş trendinden söz etmek, teknik anlamda söylüyorum, mümkün değil. Ama şöyle bir, şimdi desteği de var bir çalışan, onu da bir göstereyim. Bir taraftan da hani bir sıkışmaya gidiyor gibi bir şey var, bir hava var, öyle söyleyeyim. Yani yavaş yavaş şöyle 1, 2, 3 diyelim. Yani bu bir üçgense 4, 5. de çıkması lazım, 4, 5 gibi çıkması lazım. Ama bu bir üçgen içinde çok uzun bir periyot, öyle söyleyeyim. Ama bir sıkışmayı bize ifade ediyor tam. Şuradaki destek 2'dir, iyi çalışıyor. Yani 16.93 gibi, 16 kaç burası, 80-90 neyse, 80 diyelim, 16-80 diyelim. Orada bir destek var, o destekte her seferinde tepki alımları getiriyor. Bugün de bir tepki alımı getirdi. Yani burada şey de olabilir, şu aklıma geliyor, çünkü işte 20'den aldım, acaba bir ortalama, yani paçal yapmak deriz. Bir paçal yapsam mı, yani ortalama düşürmek için alım yapmak, paçal yapmak. Yani öyle arkadaşlar varsa bu desteği ben bilmiyorum, kullanan olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü burada tekrar geldi. Yeşil, ha şimdi önümüzdeki günlerde kırar mı, tabii onu bilemiyoruz. Aşağı doğru gider mi? Şimdi Fibo seviyesinde yükselişten çok uzak. Yani şurada şey çalışmıyor bir türlü. Fibo 236 bir türlü çalışmamış. Bir şey merak ettim. Şu tepki mumu var ya, hani onu iptal edersem acaba nereye yükseliyor şey? Ortalamalar 236'lar falan. Yani o da 18-18,5'lara yükseliyor ki hep söylüyorum, en çok görülen düzeltme seviyesi 618 ve fiyatların oraya gelmesi beklenir. Fakat şey uzak, tam uzak. Şimdi neye baksak, burada sat verecek, ama şuna bakabiliriz. Şuna kalsın da. RSI kaçtan dönmüş onu merak ettim. Yani aşırı satıma gelmiş 26'ya. 26'dan yukarı doğru bir tepki vermiş ki tarihinde 26 gibi yerler 1, 2, 3. Burası hastalık sebebiyle 4. Şurası bir üçlü dip gibi olmuş. 5, 6, 7 kere aşağı yukarı tüm hisse işlem tarihinde buralara düşmüş. Çok da fazla değil aslında. Ha, RSI'de yani, fiyat olarak değil, RSI olarak salınımında çok fazla aşırı satıma düşen bir kağıtta bana sorarsanız değil. Yani buradan tepki vermesi normal, onu anlatmaya çalışıyorum. Yani tavda şey belli, trend belli. Burayı kırılması lazım. Bu sıkışmanın tam bir sıkışma değil, yani hacimsel desteklenmiyor. Onun için zaten üçgen şu bu demiyorum, hacim desteklemediği için, ama yine de bir
bir alandır yani. O alana dikkat çekmeye çalışıyorum. Çünkü altı düz. Buranın bir destek buluyor altında. Üst tarafındaysa bir bariz bir düşüş trendimiz var. Tabi burayı kırarsa neresi? İlk direnç 21.39. İkincisi 23. 23 lira zaten burada hemen satıcı gelmiş. Yani 23'e gelmeden 22.94'te gelmiş de. Hadi 23'te diyebiliriz oraya. 50'nin ve 20'nin altında olması kötü. Hatta bu 200'ün de altında mı? Çok altında. Altında mı diye sormak bile gereksiz. Yani var olabilen bütün fiyat seviyelerinin altında seyrediyor. En azından bir tanesinin üstüne çıkması hisse için olumlu bir bakış açısı getirir diye düşünüyorum. Tav havalimanları için şimdilik söyleyeceğim başka bir şey. Dikkatimi çeken bir şey. Şöyle bakıyorum. Yok, uyumsuz bir gösterge. Yok. Emekliye bakayım. Orada uyumsuz bir şey var mı? Yani daha önce tabi uyumsuz bir şey olmuş ama şimdi herhangi bir çok eski önceden herhangi bir uyumsuzluk gözükmüyor. Yani hisse normal trendinde devam ediyor. Tabii için söyleyeceğim başka bir şey yok. Herkese iyi akşamlar dilerim.